Selam herkese, kanalıma hoş geldiniz. Ben Tuğçe. Nasılsınız? Umarım çok çok iyisinizdir. Bugün şapka taktım. Bunun sebebi saçlarım aşırı yağlı. Yani tip kısmı çok kötü duruyor ve ben şu anda dakikalarla yarıştığım için duşa girip çıkıp saçlarımı yapıp bu şekilde video karşısına oturamadım. Her an uyanabilir. O yüzden ben elimden geldiğince hızlı ve çok mantıklı bir şekilde sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Bugün hamilelikle ilgili soru cevap videosu yapıyoruz. O yüzden hani ilginizi çekmeyen bir konuysa lütfen bu videoyu geçip başka videolarıma bakabilirsiniz. Çok mutlu olurum. Şimdi hemen sorularınızı açtım. Buradan gördüğünüz gibi spontan bir şekilde cevap vereceğim. En başa doğru kaydırayım şöyle. Böyle aralardan seçip cevaplayacağım. Hepsini cevaplamam mümkün değil. Ama sizin sorunuzu cevaplamamışsam lütfen yorum olarak da yazın. Yorumlarınıza mutlaka cevap veririm. Soru: son 7 haftam ve korkuyorum. Lütfen moral verici şeyler söyle, kötü şeyler söyleme demiş takipçim. Yani kötü şeyler söyleme derken tabii ki de her şey çok mükemmel geçmiyor hamilelik sürecinde. Zorlukları da var, kolaylıkları da var, mükemmel zamanları da var, çok zorda kaldığınız zamanları da var. Zaten sen bayağı bir yol kat ettiğin için artık her şeyi tamamen aşmış durumdasın. O yüzden sana söyleyeceğim tek şey, kendini güzelce doğuma hazırla. Hiçbir şeyi kafana takma ve her şeyin çok güzel geçeceğine inan. Bir başka soruda Hilal demiş ki polikistik over hamile kalmaya engel bir durum mudur? Bu konuda hiçbir fikrim yok. Hani hiçbir bilgim de yok. O yüzden sana önerim bence kadın doğum uzmanlarına sorman. Sürekli Instagram'da aktif olan kadın doğum doktorları var. Bence onlara mesaj atıp şansını deneyebilirsin. Sana cevap vereceklerini düşünüyorum. Aslı demiş ki halsizlik, bulantı, aşerme durumları nasıl oldu? Sen de canım bir de kiloyu vermiş gibi duruyorsun. Kilolarımın neredeyse tamamını verdim. Yani en fazla bir kilo falan fazlam vardır. Bunun sebebi de hem çok fazla hareket ediyorum. Yani bebeğin haricinde ben kendim de çok fazla hareket ediyorum. Aslında benim kiloyu bu kadar çabuk verme ve aynı kiloda kalma sebebim şu. Doğumdan önce nasıl besleniyorsam doğumdan sonra da aynı şekilde beslendim. Hatta hamile kalmadan önce rutinim nasılsa aynı devam ediyor. O yüzden rutinimi bozmadığımdan kilo kontrolümü de bence bu şekilde sabit tutmuş oluyorum. Bir diğer sorumuz da selam, hamile olmadan önce kullanılması gereken ilaçlar var mı? Senin sürecin nasıldı diye gelmiş. Şu yorum yapabilirim. Eğer herhangi bir hastalığınız varsa ya da değerlerinizde herhangi bir problem varsa bence hamile kalmadan önce bir kadın doğum uzmanına, dahiliyeye vesaire genel bir check-up yaptırıp ondan sonra düşüncelerinizi aktarırsanız doktora. Herhangi bir ilaçta düzenleme yapılacak mı ya da kontrol altına alınacak herhangi bir değeriniz var mı? Bunlarla ilgili bilgi sahibi olmuş olursunuz. Onun dışında da yine hamile kaldıktan sonra öğrendiğim bir bilgi. Ben hamile kaldıktan sonra folik asit kullanmaya başlamıştım. Ama folik asit kullanımını hamile kalmadan 4-5 ay önce de kullanılsa daha iyi olabiliyormuş. Bunu da yine kadın doğum uzmanınıza sorup teyit ettirebilirsiniz. Şöyle bir soru gelmiş Eda'dan. Taktığın Yamuna korseler şu an kapanıyor mu ve tavsiye eder misin? Sevgiler demiş. Hamile kaldığımdan itibaren herhangi bir şekilde korse kullanmadım. Doğumdan sonra da onun için ayrı bir video yapacağım. Doğumdan sonra da Yamuna korse kullanmadım. Hala Yamuna korseye geçmiş değilim. O daha sıkı ve çelik balenli olduğu için bir tık daha sıkabilir. O yüzden başka bir korse kullanıyorum. Onu da başka bir videoda anlatacağım. Cansu demiş ki doğumla ilgili her şeyi merak ediyorum. Böyle bir emoji koymuş. 38 artı 3'üm doğuma az kaldı demiş. Doğumla ilgili olan sorularınızı başka bir story'imde soracağım ve onunla ilgili devasa bir video yapmayı planlıyorum. Yani doğum anılarımı vesaire anlattığım çok güzel bir video oldu. O yüzden bu tarz sorularınızı, yani doğumla alakalı sorularınızı başka bir videoma saklayacağım. Onunla ilgili takipte kalın. Ayşenur demiş ki hamilelikte eşinden ya da bir başkasından tiksindin mi, gıcık oldun mu? Yani herhangi bir şekilde tiksinme ya da gıcık olma durumu az. Böyle bir durum olmadı. Aksine ben normalde daha böyle panik, daha stresli, daha sinirli bir insanken 9 aylık süreçte daha sakin, daha dingin ve daha sevecendim. Şöyle bir soru gelmiş, hatta soru değil. Boş ver neyi merak ettiğimizi, sen nasılsın, evden taşınma yorgunluğun falan nasıl, ondan bahset demiş. Bu arada taşındım, yani arka plandan da anlayacağınız üzere bayağı güzel güneş alan bir eve taşındık. O yüzden böyle gün ışığında çekmeyi planlıyorum videolarımı. Yerleşme telaşıydı, o esnada kedim kayboldu, yerleşmeydi, taşınmaydı vesaire vesaire derken bayağı uzun bir süreçti. Onunla ilgili videolar da gelecek. Evle ilgili çok ciddi değişimler yaptık. Öncesi sonrası fotoğrafları vesaire gelecek. O yüzden lütfen beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bunu da araya böyle sıkıştırmış olayım. Çiğdem demiş ki en zorlandığın noktası neydi hamileliğin? İlk 3 ayda artan alerjim. Geceleri asla uyuyamıyordum.
ve sonrasında başlayan mide bulantılarım. Bunlar aşırı zor. Onun ardındaki kasık ağrıları, ne bileyim ödemler vesaire, hiçbiri beni etkilemedi. Hepsine de şükrettim ama ilk başlarda o mide bulantısı ve alerjim beni çok zorlamıştı. Hayriye demiş ki bazen hareketler azalıyor, çok korkuyorum. Doktora gidiyorum hemen. Size de oluyor muydu? Evet, bana da oluyordu. Bazı sabahlar uyandığımda Ege hiç hareket etmiyordu. Yani saatlerce hareket etmiyordu ve ben korkuyordum, endişeleniyordum. Ama sonrasında böyle çikolata yiyordum, ne bileyim bol bol su içiyordum, karnımı doyuruyordum. Sonra yavaş yavaş hareketlenmeye başlıyordu. Bebeklerin bir süre sonra anne karnında uyku düzeni oturduğu için hani siz ne yapsanız da onlar uyumaya devam ediyor. Bana soracak olursanız sabah uyandığınızda ya da işte gece yatarken hareketlerinde azalma falan oluyorsa belki uyku saatine denk geliyordur. Böyle 10 saat falan hareket etmiyorsa o zaman doktorunuza sorabilirsiniz diye düşünüyorum. Çok soru var. Hangi birini cevaplayacağım? Şerife demiş ki beslenmende en çok nelere yer verdin bebeğin kilo alması için demiş. Hiçbir şeye yer vermedim. Buna bu kadar net cevap veriyorum. Çünkü ben doğum öncesinde de, yani hamile kalmadan önce de işte günlük ceviz, incir, badem, fındık, fıstık, o tarz şeyleri çok seven bir insanım ve çok fazla tüketiyordum. Onun dışında sebze haşlamaları benim inanılmaz favorimdir. Çok seviyorum. Hamileliğimde onlara da çok fazla yer verdim. Bol bol yeşillik tüketmeyi seven bir insanım. Hamileyken yine ekstra yeşillik tüketmeye özen gösterdim. Sadece belki artırdığım bir şey vardır. O da günlük bir tane yumurta yerim. Onu 2'ye hatta 3'e falan çıkarmıştım. Bu şekilde. Başka hiçbir şeye dikkat etmedim. Bir başka sorumuz da normal doğumu kolaylaştırmak için egzersiz, yoga yaptın mı? Oo, son 3 ay benim yapmadığım hiçbir şey kalmadı. Doğumu kolaylaştırmak için, aynı zamanda hani kasları gevşetmek için, daha hazırlanmak için az 2 kilometre yürüyordum, öyle söyleyeyim. Merdiven inip çıkıyordum. Aynı zamanda hamile yogası yapıyordum. Yani normal yogadan farklı olarak hamile yogası yapıyordum. Pilates'e çok yoğunluk vermiştim. YouTube'dan videolar açıp izliyordum. İngilizce, Türkçe onlara bakıyordum. Kendimi çok zorlamadan hamileleri yapabileceği hareketleri bol bol yapmaya çalıştım. Bunun dışında müzik açıp bol bol squat yapıyordum. Yani bu en kolay şey olabilir. Hamilelikte böyle müziksiz bir şekilde oturup kalk yaptığınız zaman gerçekten zorlandığınızı hissedebiliyorsunuz. Ama böyle hafif bir sevdiğiniz müziği açıp böyle dans ederken oturup kalkarsanız gerçekten hissetmiyorsunuz bile. Onu tavsiye ederim. Bir başka soruya geçiyorum. Hamileyken bacaklarını falan nasıl aldın? Ben almakta çok zorlanıyorum. Bu soru da bana günlük hayatımda çok fazla soruluyor. Ben daha öncesinde kendi kendime evde lazer cihazım var. Onunla birkaç kere lazer yapmıştım kendime. Ve bacaklarımdaki tüylerim bir tık daha azaldığını fark ettim. Yani belirli bölgelerde hiç çıkmıyor. Tabii ki o bölgesel yerlerde çıkmıyor ama geri kalan her yerde çıkmaya devam ediyor. Jiletten ziyade ilk olarak ağda yaptım. Yani çünkü biliyordum ki ağda beni birkaç ay götürecek. Öyle hemen bir ay sonra çıkmıyor benim tüylerim. Ve 1,5-2 ayı buluyor tüylerin çıkması ağdayla alırsam. O yüzden çok iyi hatırlıyorum. Kantar içinde kalarak tüm vücut ağda yapmıştım kendime. Siz mesela dışarıda gidip bir başka kısmına da ağda yaptırabilirsiniz. Böyle hijyeninden, bütün önlemlerin alındığından emin olduktan sonra bir başkasına da ağda yaptırabilirsiniz profesyonel anlamda. Zeynep demiş ki doğumdan aşırı korkuyorum ve bununla nasıl baş ederim bilmiyorum. Sadece 40 günüm kaldı demiş. Bence kesinlikle korkma. Yani ben çok stressiz bir şekilde girdim. Tamam, doğum anında tabii ki de heyecanlanıyorsun. Bütün düşüncelerin kafandan uçup gidiyor ama sen yine de hamileliğini stressiz ve çok güzel, dingin bir şekilde geçir. Bırak stresin, heyecanın, korkun o son güne kalsın. Onun haricindeki bu 40 günü çok güzel değerlendirmeni tavsiye ederim. 30 haftalık hamileyim, bir tık zor geçiriyorum ve doğumdan korkuyorum. Ne kadar bastırsam da ne yapabilirim demiş. Bence kesinlikle stres yapma. Yani stres adamı yer bitirir. Her şeyi zorlaştıracak olan zaten strestir. O yüzden bence sen son güne kadar güzel yaşamaya bak. Hamileliğini güzel geçirmeye bak. Hiçbir şey stres yapma. Zaten hani zaten az kalmış. 30 haftayı geçirmişsin. Düşünsene artık neredeyse belki bir 10 haftam var en fazla. O yüzden hatta 12 haftam var. Bence güzel geçirmeye bak. Başka bir soru demiş ki abla, hamilelik sürecini nasıl atlattın? Ben çok endişeliyim. Daha çok başındayım. 3-4 haftalık. Daha evet, çok çok başındasın. Belki mide bulantıların olacak. Belki canın hiçbir şey yemek istemeyecek. Belki alerjin olabilir benim gibi. Nefes darlığın, tıkanıklığın vesaire olabilir. Senin de dediğin gibi daha çok başındasın. Yani ne kadar sakin ve huzurlu geçirirsen hamileliğini, emin ol bebeğin de o kadar sakin ve huzurlu olur. Panik, stres, sinir, yani bunlar gerçekten bebeğe olumsuz etki eden şeyler ve sana da olumsuz etki eden şeyler. Yani bir yerin ağrıdı diye böyle günlerce stres yaparsan daha çok yerin ağrımaya başlıyor. O yüzden sen her şeye şükrederek bence hamileliğini çok güzel geçirebilirsin diye düşünüyorum. Sana güveniyorum. Yapabilirsin.
Harun Gamze demiş ki ah şu çatlaklar nasıl durdurulabilir? Her gün bitkisel yağlarla masaj yapıyorum olmuyor demiş. Çatlağı durduramazsınız. Buna bu kadar eminim. Yani Instagram'da bazı bloggerları izliyorum. Gerçekten hani ürün önermek için diyorlar ki çatlağı işte kesin çözüm şöyle böyle. Çatlağı kesin çözüm diye bir şey yok. Ben en pahalı çatlak kremlerini de kullandım. En uygun fiyatlılarını da kullandım. 42. haftada doğum yaptığım için son 2 hafta benim çatlaklarım çok fazla oldu. Şöyle bir şey var. Çatlaklarınız çok fazla belirginse mesela benimki bildiğiniz şöyle şöyle kızarıklıklar olmuştu ve çok korkmuştum. Ama dedim ki endişelenme Tuğçe, doğumdan sonra bunlar gidebilir düşüncesiyle bakmıştım. Gerçekten de doğum sonrası vücut toparlanırken o çatlakların bir kısmı gözle görülür bir şekilde yok oluyor. Çok az bir kısmı kalıyor. Onları da artık spor yaptıkça, o vücudunuzdaki karın bölgenizdeki yağlardan kurtuldukça bence daha da sıkılaştırabilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü ben öyle yapıyorum. Son olarak kedilerle ilgili çok fazla soru geliyor. İşte kedim var, ne yapabilirim? İşte kedimi başkasına mı vereyim gibi. Lütfen kedinizi hamilesiniz diye başkasına vermeyin. O da sizin evladınız. Aşılarını düzgün bir şekilde yaptırıp tüy temizliğini, kaka temizliğini yaparsanız hiçbir problem kalmaz. Kakaların iç işlerini temizlemek için de lütfen eşinizden yardım isteyin. Onlar sizin için bence yapacaktır diye düşünüyorum. Siz elinizi sürmeyin. Onun dışında bol bol karnınızın üzerine yatırıp ona ilgi gösterin ve mırlamasını sağlayın. Bu bebeğe de çok çok iyi geldiği bilimsel olarak kanıtlanmış. O yüzden bu canları lütfen bırakmayın. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen aşağıya yorumlarınızı bırakın. Aynı zamanda beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Sizi kocaman öpüyorum. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Bay bay.